Her ebeveyn çocuklarının en yetenekli ve eşsiz çocuk olduğuna inanır. Ebeveynler böyledir. Bugün sadece ebeveynleri değil, herkesin benzersiz olduğunu düşündüğü gerçekten olağanüstü çocuklar hakkında konuşmak istiyoruz. Hikayelerini dinlemek, hatta bazen onlara bakmak bile bunu görmek için yeterlidir. Sanki başka bir gezegene aitmiş gibi gözüken bu çocuklara hep birlikte bakacağız. Başlamadan önce her gün bizden bildirim almak için bu abone düğmesine bastığınızdan emin olun. Paige Kalendinç. Bacaksız Doğan 8 yaşındaki jimnastikçi fiziğini hiçbir zaman bir engel olarak görmediğini söylüyor. Paige Kalendinç her zaman jimnastik konusunda tutkuluydu. 1,5 yaşından beri sporla uğraşıyor. O zamandan beri Paige bir atlet olarak kendini geliştirmek için çok çalıştı. Ve şu anda Ohio'daki Zanesville jimnastik takımıyla antrenman yapıyor. Bu görüntüler jimnastik merkezindeki bir eğitim oturumu sırasında koçu Esther Wavell ile genç sporcuyu gösteriyor. Bu yılın başlarında Paige Arnold Spor Festivali'ne katıldı ve mümkün olan en kısa sürede tekrar yarışmaya katılmayı umuyor. Ancak genç sporcunun ilgilendiği sadece jimnastik değil, gelecekte yüzme, amigoluk ve okçuluk gibi başka aktivitelere de başlama planları var. Oakley Lynch. Oakley sağ kolunda Simbiraki daktili ile doğdu. Her ikisi de 30 yaşında olan ebeveynler Victoria ve Greg Lynch bu hastalık haberini Victoria 16 haftalık hamileyken aldılar ve şok oldular. İkisi de oğullarının geleceği için çok korktular. Ancak Oakley Instagram'da 15.000 takipçisine birçok tarz kıyafetiyle poz veren mutlu ve kendinden emin bir çocuk. 40 çift ayakkabı, 20 şapka, 50 önlük, 20 süveter, 50'den fazla tişört ve sayısız battaniye, kitap ve sevimli oyuncaklarla Oakley'e kesinlikle iyi bakılıyor. Dünyadaki birçok butik ona kıyafet gönderiyor ve Oakley'e uygun olması için üstlerini kısa koluna uyacak şekilde yapıyorlar. Victoria ve Greg, protez kol teknolojisi konusunda çok heyecanlılar. Avery Lutenberg. Umutsuz bir anne, çocuğuyla alay eden yabancıları durdurmak için bebeğinin yüzündeki kocaman doğum lekesini 15.000 dolarlık lazer ameliyatıyla aldırdı. Yeni doğan Ever Ludenberg, acımasız sözler duymaya başladığında henüz birkaç günlüktü. Anne Amanda, yabancıların ona gelip ikide bir kızının yüzüne ne olduğunu sorduğunu söylüyor. Anne en sonunda 5 aylık kızının cildinin olabildiğince temiz ve sağlıklı kalmasını sağlamak için seans başı 2500'den fazlaya mal olan lazer tedavisini seçti. Kızını doğum lekesini daha fazla kabul etmeye teşvik etmek için Amanda, farklılıkları olan çocuklar için bir giyim hattı da yarattı. Bu giysilerin üstünde astım, görme bozuklukları ve sakatlıkları olan hayvan figürleri var. Isabelle Kyries. Isabelle Kyries, en iyi Pretty Little Liars dizisindeki Allison, Dilurantis ve True Blood'daki Sarah Kempton rolüyle tanınan Amerikalı bir çocuk aktris. 13 Eylül 2006'da Kaliforniya'da doğdu. Çocukken Olivia ve Liam adındaki kardeşleriyle büyüdü. Oyunculuk yeteneğini 6 yaşındayken fark etti. Daha sonra televizyon çıkışını müzikal televizyon dizisi Glee'de yaptı. Rice, 2007'de kadın merkezli gerilim filmi Unforgettable'da Lily karakterini canlandırdı. Damer J. Smith. Damer J. Smith, 2015'te babası viral bir video yayınladıktan sonra dünyanın dikkatini çekti. Ayrıca genç Jamaikalı eğitmen olarak da bilinen Smith şimdi bir sosyal medya sansasyonu, bir fitness uzmanı, kişisel antrenör ve motivasyon konuşmacısı ve sadece 11 yaşında. Genç çocuk kendisini ilgi odağı haline getiren viral videosunda izleyicilere sıkı çalışmanın değerini hatırlatan güçlü bir motivasyon konuşması yapıyor. Damer J.'in coşkusu kameradan sızıyor ve ilham verici mesajı onun yıllarının ötesinde akıllı olduğunu kanıtlıyor. Kuzeninin zorbalığa uğradığına tanık olduktan sonra Smith kendi korkusunu yenmek için motive oldu ve fiziksel güç elde etmek için egzersiz yapmaya başladı. Smith talk show sunucusu Ellen DeGeneres üzerinde oldukça izlenim bıraktı. Ellen onu NBA All-Star oyununa gönderdi. Burada spordaki en büyük isimlerden bazılarıyla röportaj yaptı ve ünlülerle karıştı. Sosyal medyada binlerce takipçili hesapları olan Damer J.'in uzun vadeli hedefleri bir atletizm yıldızı ve kişisel antrenör olmak. Gia Sarnicola ve Zuri Copeland.
6 yaşındaki Cihasar, Nikola ve Zuri Copland en iyi arkadaş olmadıklarını söylüyorlar. Birkaç yıl önce ilk bildirdiğimiz gibi arkadaştan daha yakın, hatta kız kardeşlerden bile daha yakın olduklarını söylüyorlar. Aslında Gia ve Zuri ikiz olduklarına gerçekten inanıyor. Annelerinin isimleri Ashley ve Valencia. Ashley size ikiz olduklarını söyleyecekler ve bunu destekleyecek bir düzine sebepleri var dedi. Örneğin kızlar doğum günlerinin neredeyse aynı gün olduğunu söylüyor. Ayrıca fiziksel benzerliklere de işaret ediyorlar. Örneğin Gia aynı boyda olduklarını söylüyor. Ayrıca mümkün olduğunca aynı şeyleri giymekte ısrar ediyorlar. Şimdiye kadar Ashley ve Valencia onları memnun etti. Ama aynı zamanda tüm bunların biraz acı olduğunu da kabul ediyorlar. Zuri ve Gia daha büyük bir çocuk, onlara aynı ten rengine sahip olmadıkları için ikiz olmayacaklarını söylediğinde bir doğum günü partisindeydiler. Bugün onlara göre hala ikizler. Bazen bu ikizleri örnek alıp alay edenlere aldırış etmeyip daha önemli şeylere odaklanmak gerekiyor hayatta. Dünyanın en güçlü bebeği. Bir baba, bebeğinin YouTube'da izlediği güçlü adam kliplerinden esinlendikten sonra 8 haftalıkken ayakta durmayı öğrendiğini söylüyor. 31 yaşındaki Tezra Finn Johnson ve Bristol, Kingswood'da yaşayan 23 yaşındaki kız arkadaşı Emily Derrick ilk olarak kızlarının gücünü hastaneden ayrıldıklarında fark etti. Çift bebeğin o erken aşamada kendi kafasını destekleyebildiğini iddia ediyor. 31 Ocak'ta doğdu ve sadece 5 LB'si 9 ağırlığındaydı. Şimdi 15 haftalık olan Lula kendi ağırlığını destekleyerek yardımsız durabiliyor. Bunu yapmayı başaran en küçük bebek olarak rekor kırmış olabilir. Ancak maalesef sadece yürüyebilenler için kayıt tutturuluyor. Bebek Lula henüz yürüyemiyor. Ancak ebeveynler ilk adımının düşündüklerinden daha yakın olabileceğinden korkuyorlar. Daisy May Demetre. Paris Moda Haftası için Eiffel Kulesi'nin tepesinde bir şovda iki bacağı da kesilen 9 yaşındaki bir kız yürüdü. Birmingham'lı Daisy May Demetre'nin şovda yürüyen ilk çift ampute model olduğu düşünülüyor. Babası Alex, kızının çok başarılı olduğunu ve onunla çok gurur duyduğunu söyledi. 9 yaşındaki kız, fibula hemineli ile doğdu. Bu hastalığa sahip olanlarda bacaktaki fibula kemiğinin bir kısmı veya tamamı eksiktir. Bu da bacaklarının bebekken kesilmesine neden olur. Bay Demetre, kızının yürümekte normal birine kıyasla için 5 ila 7 kat daha çok zorlandığını, podyuma çıkmadan önce manken yürüyüşünü prova etme şansını yakalayamasa da Daisy oldukça sakindi. Oraya çıktı ve gerçekten iyi pozlar verdi, diye ekledi babası. Daisy için diğer modellik tekliflerini ve fırsatlarını araştırıyorlar. 18 ay önce modellik yapmaya başlayan Daisy, River Isdance, Matalan ve Nike gibi markalar için çalıştı. Narayana Albino. Narayana çarpıcı soluk saçları ve ten rengiyle Sibirya'nın pamuk prensesi olarak anılıyor. Bütün ailesi içinden ilk albino, fotoğrafçı Vadim Rufov, karşılaştığım en sıra dışı insan diyor. Narayana model ajanslarından çok sayıda teklif alsa da annesi henüz kızı için böyle bir kariyer istemiyor. Bu minik kızın büyüleyici, güzellikteki saçları ve ten uyumu insanları kendine hayran bırakmasına yetiyor. Hem anne hem de baba tarafındaki bütün bireyler içerisinde albino olarak dünyaya gelen Narayana, ailesinde de tek sarı saçlı olan ayrıca. Davulcu Divici Dixit. Hintli bir davulcu sadece 6 dakikada Guinness Dünya Rekoru kırdı ve sadece 3 dakikada 5500 davul atışı gerçekleştirdi. Hindistan'ın en genç davulcusu olarak bilinen 6 yaşındaki Divici Dixit, belirli zaman içerisinde davula 5500 kez vurmayı başardığında 3 dakikada baget kullanarak en çok davula vuran davulcu rekorunu kırarak Guinness Dünya Rekorları sertifikası aldı. Dixit yürümeye başladığından beri davul çaldığını söyledi. Çocuk bir savaş uçağı pilotu olmayı planladığını söyledi. Ancak bu arada davul becerilerini geliştirmek için her gün pratik yapıyor. Afia Kuzer. Genç kızın karnı anormal bir şekilde şişince sınıf arkadaşlarının alaylarına dayanamayıp okulu bıraktı. Afiye'yi kurtarmanın tek yolu ailesine 26.500 sterline mal olacak pahalı bir kemik iliği nakliydi. Mambayin Kokuliban, Yorubi Ambani Hastanesi ve Tıbbi Araştırma Merkezi'ndeki Doktor Santonisen, Afiye'ye Gucher hastalığı olduğundan şüphelenilen mukopolisakkaridoz, MPC teşhisi kondu.
Bu bir çocuğun bağışıklık sisteminde ciddi bir kusur. 34 yaşındaki Afyan'ın babası Muhammed Mohsin yerel bir garajda tamirci olarak çalışıyor ve annesi 32 yaşındaki Naziye Begum sağır ve dilsiz. Afiye diğer iki kardeşi gibi normal bir çocuk olarak doğdu. Ancak 3 yıl önce bazı sorunlar başladı. Endişeli ebeveynler Afiye'yi Haydarbart'taki bir çocuk hastanesine götürdüler. Kemik iliği naklinin onlara 26.500 euroya mal olacağı söylenince ebeveynleri şok oldu. Neyse ki bir bağış toplama organizasyonu fakir ailenin yardımına yetişti ve Afiye'nin ebeveynlerinin yardım talebinde bulunmasından sonraki günler içinde 35.000 eurodan fazla para topladı. Hastanedeki doktorlar hastanın 4 yakınından kemik iliği nakli için örnekler aldı. Afiye'nin yakında ameliyat olması muhtemel. Babası bize yardım eden herkese teşekkür ediyoruz. Kızımızın çok yakında ameliyat olacağını ve normal çocuklar gibi tekrar okula gideceğini umuyoruz dedi.